Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kızarmış ciğer kaldırısının Bezir F3'lü varyantlarını inceleyeceğiz. Bezir F3 varyantı buradan da görüldüğü gibi hem F6 atını hem de C6 piyonunu açmaza aldı. O hamleyle at kazayla oynarsa beyinden mat, C6 piyonu eğer fili almaya kalkarsa buradan siyahlar kalite kaybediyor. O yüzden bizim F3 hamlesine dikkat etmek gerek. Kendi maçlarımda hem de öğrencilerimin maçlarında karşılarına sıkça geldi. O yüzden sizlerle paylaşma gereği hissettim. Bizim F3 hamlesinden sonra siyahların neye yatırım yaptığını bilmesi gerekiyor. O halde başlayalım. E4, E5, at F3, at C6, İtalyan fili olduğunu söylemiştik. Buraları hızlı geçiyorum çünkü önceki videolarımda bu hamleleri değerlendirdik. B6 sürüşü önemli çünkü bu hamleden sonra siyahlar bir piyon feda etti. Yani bir piyon geride devam ediyor oyuna. Amacı daha iyi gelişim yapmak ve tempo kazanmak. C6 hamlesinden sonra siyahların artık dinamik oynaması gerekiyor ve en küçük bir tempo kaybına tahammülü yok artık siyahların. Burada file saldırdık. Bilin A4'e, D3'e, E2'ye ve F1'e çıkış hamlelerini kızarmış ciğer saldırısı 2 ve 3 videomda incelemiştik. Bugün Vezir F3 hamlesini çalışacağımızı konuştuk. Vezir F3'ten sonra siyahların daha etkili oynaması gerekiyor. Çünkü beyaz vezir oyuna hem girdi hem de tempo yaptı. Siyahtan C6 piyonunu istiyor. Tehdit fil C6, at C6 ya vezir C6. İlk açınca vezire C4'e gelecek ve F7 piyonuna saldıracak. Şimdi tekrarlayalım. Tehdit fil C6, at C6 ya vezir C6 ve bir piyon kazanmak. Ayrıca fil D7 kaçtığı zaman vezire C4'e gelip B7'den mat tehdidi oluşturacak. Neye yatırım yaptığının farkında olarak siyahların zayıf oynamaması gerekiyor arkadaşlar. Eğer burada zayıf oynarsa beyazlar gelişimini yavaş yavaş tamamlar ve bir piyon üstün oyuna devam eder. Amacım açılışı öğretmek değil, amacım burada hani açılışta gelişim ve temponun önemini vurgulamak. Özellikle kızarmış ciğer saldırısında bunu püskürtürken anlatmak istediğim ana tema bu. Yani gelişim ve tempo. O yüzden siyahlar burada kale B8 ile kalesini geliştirdi. B hattını kontrol etti. Hem de file saldırdı. Artık file alabiliriz. O yüzden komite verilecek en iyi cevap piyonu almak. Dikkat edelim, siyahlar bir piyon daha feda etti. Artık en küçük bir tempo kaybına tahammülü yok siyahların. Şah çektiği zaman burada fil D7 hamlesi ilk akla gelen hamle gibi görünüyor. Ama fil D7 hem gelişim hem tempo yaptı. Buna vezir C4'ü var beyazların. F7'ye saldırdı. Şu an mat istiyor. Matı kurtarmak için vezir E7 yaparsak siyahlar kendi taşlarının gelişimini zora sokmuş olacak. O yüzden akla gelen fil D7 hamlesinin aksine burada hamle at D7. Peki vezir D7 niçin yapmıyoruz? Vezir D7'ye iki piyon geride olduğumuz için vezirleri kesmek oyun sonuna yaklaştırır. Oyun sonunda beyazlar iki piyon avantajıyla oyun sonunu kazanır. Yani taş geri durumdayken oyun sonuna geçmek istemiyoruz. O yüzden vezir D7 yapmayız. At D7 yaparız. At D7'den sonra evet şahı kurtardık. Ben taşımızı açmaza aldık. Kötü gibi görünüyor ama arkadaşlar at D7 burada güçlü bir hamle. Çok tercih edilen bir hamle. At D7'den sonra vezir G5 atını istedi. Yani tempo yaptı. Buna ilgilenmesi lazım. D3 sürdüğü zaman şimdi hem gelişim hem tempo. İle 7. Ata saldırdık. Atın burada iki tane kaçış hamlesi var. E3 ve E4. İkisini de inceleyeceğiz. Öncelikle E4'e bakalım. At E4'e kaçtığı zaman B6 burada oldukça etkili bir hamle.
dikiyi hem yatayı kale için kullanılır hale getiriyor. Burada buna dikkatinizi çekmek istiyorum. Vezir C3'e kaçamaz. Hemen buradan şiş yer. Vezirle hamle yaparken dikkatli olmak gerekiyor. Vezirin kaçacağı en güvenli yer A4. Siyahlar için fena bir konum değil. Kale gelişti, fil gelişti ve hemen rok yapabiliyoruz. Ama bu kadar gelişim yetmez. Bu yüzden devamını da incelemek istiyorum. Vezir A4'e kaçtıktan sonra arkadaşlar F5 ata saldırdık. Burada evet A2 G8 çaprazını açtık ama şu an o çaprazdan yararlanamıyor. F5 sürüşü merkezdeki atı rahatsız ediyor. Şimdi burada at C3'e geldiği zaman dikkat edelim. Beyaz atın iyi gelişeceği yeri kapattı. Evet, siyahlar gelişim ve tempo yapmaya devam etmesi gerek. Aksi halde beyazlar gelişimini tamamlar, iki piyon üstün şekilde oyuna devam eder. O yüzden gelişim ve tempo çok önemli. Fil B7. Fil gelişti hem tempo yaptı. Bu konumdan sonra beyazların A3 sürmesi gerekiyor. A3 sürdükten sonra fil G2'den siyahlar beyazların hem piyonunu kazandı hem kalesine saldırdı ve kaçması gerekiyor. Kaçtığı zamansa arkadaşlar siyahlar verdiği piyonlardan bir tanesini aldı. Burada A3 sürüşü için önemli. Yani burada eğer rok yapsaydı ne dersek kale B4 var. Vezir A7'ye, ikinci E5 ve vezir A3'e gitmek zorunda kaldı. Şimdi ise kale G4 ve hem şaha hem de vezire güçlü bir saldırı var. Buradan sonrası siyahlara kazanç diyebiliriz. O yüzden kale B4'ü engellemesi gerek. Peki şimdi de at F3'ü inceleyelim. At F3'e kaçtıktan sonra kale B6 evet vezire yuva açtı ama beyazların gelişmemiş taşları var. Buna fırsat vermeden gelişim ve tempo fırsatını değerlendirmesi gerekiyor siyahların. Vezir E2'den sonra kale G6 tempoyla kaleyi G hattına aldı ve G1 ile koruması gerek. Eğer G1 ile korumayıp G3 gibi bir sürüş yaparsa ya fil çok etkili kaldı bu çaprazda ve şu an açmaz oluştu. Buna tabii ki vezir A8 hamlesi bunu kazandıracaktır. Kale G6'dan sonra kale G1 yapılması gerekiyor. Buradan sonra siyahların bütün ordusunu geliştirdiğini ve iki piyonu telafi edecek konumsal üstünlüğü olduğunu söyleyebiliriz. Bu videoda paylaşacaklarım bu kadar arkadaşlar. Videonun sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalı beğenip abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.